Selamlar millet, nasılsınız? İyisiniz umarım. Kaldığımız yerden Seven'deyse devam edeceğiz. Ama öncesinde birkaç yapacağımız ayar var. Öncelikle yanlış hatırlamıyorsam genel kısmındaydı. Aynen öyle. Gün 30 dakikayı alacağım. Hortta bunu gene bir saate çıkartırız. Biraz daha hızlı horda ulaşalım diye. Şimdi neden böyle bir şey yapıyorum? Zaten başlıkta vesaire görmüşsünüzdür. Bu video gençler finalimiz. Ve şunu bir yapacağım ki kesin bugün Kanlay olsun. Aralık vesaire vermeyeceğim. Şimdi gençler Kanlay sayısını burada diyor ki bu değer Kanlay ordusunun sırasında herhangi bir anda oyuncu başına hayatta kalabilecek işte tüm zombilerin sayısıdır. Ancak bu sayıcı çok oyuncu olur da falan filan geçersiz kılınır. Bununla birlikte oyun aşamasındaki maksimum zombi sayısı grup başına olan falan bir şeyleri değiştiririz diyor. Zombi sayısı ayarından daha düşük olmasına yol açabilir diyor. Performansı büyük ölçüde etkiler diyor. Şimdi bayağı bir şey diyor. Ama sözün özü bu ayar nedir gençler? Çünkü bunu sürekli yükselt diyenler oluyordu. Onun için bir açıklama yapayım. Gençler bu performansımız için yani bilgisayarın kasmaması için bir ayar. Zorluluğu çok fazla etkileyen bir şey değil. Bakın etkilemeyen demiyorum. Çok fazla etkileyen bir şey değil. Bu Kanlay sırasında spawn olacak zombi gruplarının miktarı. Yani grup başına zombiyi ayarlıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Tam şeyi düşünemedim. Kelimeyi bulamadım. Yani diyelim ki single player oynuyorsunuz ya da arkadaşınızla oynuyorsunuz. Tek bir ekipsiniz. Bu gençler sizin ekibiniz için gelecek zombinin kaçarlı geleceğini ayarlıyor. Sizin için game stage'iniz ortalama diyelim ki takım arkadaşlarınızla birlikte game stage'iniz farklı hesaplanıyor. Sizin game stage'iniz arkadaşınızın game stage'i toplanıyor. Ve %80'i yanlış hatırlamıyorsam alınıyor. Bu sizin grubunuzun game stage'i oluyor. Yani birinizin game stage 10, birininki 2 topluyor 12, %80'i hadi 11 olsun. Hesaplamaya üşendim. 11 işte takribi 6 zombiye 7 zombi falan denk geliyor. Bu zombinin diyelim ki 7 zombi var. 7 zombi geliyor. Ekstra bir zombi olmadığı için 7 zombi öldürüyorsunuz. Hort bitiyor. Eğer ki ben bunu 64'e alırsam ve bana 7 zombi gelecekse hiçbir şey değişmeyecek. Ama burada bunu 64 seçmem. Bana eğer ki 300 zombi gelecekse 8'er 8'er öldürdüm bir 8 daha geldi öldürdüm bir 8 daha geldi şeklinde değil ki her öldürdüğünüzde teker teker geliyor. Bu X spawn gibi düşünebilirsiniz. Yani ne kadar hızlı ölürseniz tabii o kadar hızlı geliyorlar. Eğer ki sağlam bir horde base'iniz varsa zombiler geldikleri gibi ölüyorsa bunu yükseltmek isteyebilirsiniz. Aynı anda gelen zombi yani 64 tane zombinin bulunması var bir de 8 tane zombinin bulunması var. Ki genelde 8'den fazla da olur game stage'inizde birazcık bunları değiştiriyor. Bunu gene herkesin istediği olsun. Ben performans açısından arttırmayı istemesem de ikiye katlıyoruz gençler. Daha hızlı, daha fazla zombi gelsin, daha fazla zombi öldürelim diye. Yani bunu galiba tam anlatabildim. Yani diyelim ki bize 32 zombi gelecek şu anda. 32 zombinin 16'sı ilk partta geliyor öldürüyoruz. 16 ayrı bir grup geliyor ve hordumuz bitiyor. Bu yani 8 gelseydi 4 farklı bölgeden gelecekti. İşte sağdan 4 gelecek, soldan 4 gelecekti. Galiba belirli bir zombi sayısına kadar yön değiştirmiyorlar. Hep aynı yönden geliyorlar. O çok önemli değil. Buradan değiştirmek istediğim biraz zorluğu yükseltmek istiyordum. Varsayılan da oynuyorduk gençler. Rehber tadında olduğu için Selimiz. Benim için ideal savaşçı. Ama 5'e kadar yükselteceğim. Hayatta kalma ustasına. Ya da delicesine zor yapalım ya. Fark etmez. Zaten mühimmatımız bol. Onun dışında yükselteceğim, açacağım bir ayar var mı diye tekrardan bakıyorum. Yokmuş. O zaman oyunda görüşürüz. Evet gençler, oyuna girişimizi yaptık. Biraz daha nispeten az vaktimiz var. Base'i düzenlemek adına. Zorluğu yükselttiğimiz için daha fazla mermi yakacağız. O yüzden 1-2 mermi kutusu ayarlamak istiyorum. Yakın bir yere. Hemen o işe geçelim. İki tane yeter. Ben genel olarak gençler 7.62 sıkmak istiyorum ki 9 milimler zombilere kalsın. Gerçi bunların hepsini alabiliriz ya sıkıntı yok. Ama önce bir şey yapsaydık. Ya polis tükürdüğünde de kırılsın istemiyorum. Şimdilik burada durabilir. İkincisini de gönül ister ki yukarı koyalım. 9 milimler orada kullanılacak çünkü. Bundan da bir bundan şey almaya gerek yok ya. Şöyle mi yapmam lazımdı? Yok buradan.
tane koyacağım. Çift tıklayacağım. Şunu da geri elime alayım da sıkıntı olmasın. Burada numunelik. Hadi 76 tane kalsın. Bunlar da tamam. 7.62'lerimizi taşıyalım. 7.62'leri o kadar da fazla taşımamıza gerek yok. Ya çünkü biz sıkacağız. Patlayan zombi gelirse diye ki gelecek. Genel olarak şeyi kullanmayacağım. O bizim diğer tareti. Bir de kapıları çeliğe yükseltsek mi onu düşünüyorum. Bir de tarlamızı bir kontrol edelim ya. Şunu bir atalım. Geçen bölümde ekmiştik değil mi? İşte parantez içinde yetişen yazmadığı zaman yumruklayarak, bıçaklayarak toplayabilirsiniz. Bıçak önerimdir nispeten. Animasyon daha hızlı olduğu için daha hızlı topluyor. Yağmurlar genelde çok hayırlı olmuyor ama. Bakalım. Buradan eğilmeye üşendim. Ne güzel trader açıldı. Şimdi ekstra elektrik çekeceğiz. Yani pek de elektrik çekmek sayılmaz ama. Ha, drone'un gölgesiymiş. Ağaç mı var çevrede dedim. Av tüpeği hafif makinalı. Aslında dörtlemek istiyorum da. Steklenmesi açısından burada da bırakmak istiyorum. Neyse, sıkıntı yok. Geç kapıya kadar gelmelerine izin verelim ya. Sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Daha çelik blok alayım. Nereye koyduğumu da hatırlamıyorum. Burada gençler şey konusunda da birazcık konuşayım. Video nasıl olacak bundan sonra, finalden sonra. Final yaptıktan sonra gençler 1-2 gün Stardew gelir. Büyük ihtimalle Stardew günlük gelir. Emin değilim. Ama bakarız. Ya neden böyle emin konuşmuyorum? Bir durum olabilir vesaire olabilir. Zombi yok değil mi? Aynen. Ya bir mesele dönebilir. İşlerim çıkabilir vesaire diye. Zaten video sıklığını da düşürmüştük. Yani şu an 2 günde bir geliyor videolar. Ki onu gene günlüğe çıkaracağız gençler, merak etmeyin. Her gün size video atacağım. Videosuz bırakmayacağım. Kablolama setini de bir bulayım. Şunu da alalım. Bu arada gençler genelde bir istediğim bir şey değil yani, genelde ağzımla istemiyorum yani, söylemiyorum size de. İyi gençler, bir kanala abone olursanız şimdi günlük izlenmem neredeyse 1000. Yani 1000 kişi falan izliyor. Hadi bunların yarısı abone desek. Yani 500 kişi izliyor günlük. Bir abone olun be. Bir sevineyim. Ya, abone olmanız şu an gençler beni cidden mutlu eder. Like istemiyorum, bakın abone olun. Ya, klasik YouTuber lafımızı da söylediğimize göre. Aklıma bir şey... Çok değişik bir hissiyat yaşıyorum gençler şu an. Aklıma bir şey var ama aklıma gelmiyor. Çok değişik bir hissiyat da değil yani, sürekli olan bir şey. Unuttuğum zaman bir şeyleri. Bu buraya bağlı değil miydi ya? Değilmiş. Şu an taretler çalışıyorsa mermilerini dolduracağız. Aynen. Kamera ön izlemesi yapamıyorum çünkü kollar kapalı. Ya bir tükürme seçeneği falan olsa, ben çarpılacağım mı şu an? Galiba çarpılmayacağım. Tamam. Şimdi şu noktaya bakarsa güzel olur. Kapsama alanına bir bakayım. Yani şununla neredeyse aynı. Aslında çok saçma baktırsam, mesela şöyle baktırsam. Buna da aynı şekilde biraz daha
Yani genel olarak yola sıksınlar ya. Zombi karşımda göreyim. Zombilerin gelmeye fırsat olmuyor şu alanın içinde oldukları için. Galiba pek de düşündüğüm gibi bir mekanikleri yok. O zaman direkt kapıya baksınlar. Pek içim esinmedi. Şöyle dursun bakalım. Ne yapayım lan? Burada tamam. Ekstra bir şey bir düşünelim, düşünelim, düşünelim. Yok, tamam. Elektrik vesaire yok. Mermilerimizi koyacağız. Bu arada gönül ister ki sıcıncı günde aynı zamanda sıcıncı bölümde olalım da böyle çok sıcı bir bölüm olsun ama yapamadık. Bence komik olurdu yani. Bence şu an herkes gülmeye başladı bile. Sırf bunu dediğim için. Tabii mühimmatları da kilitleyelim de zombilere sıkalım. Sonra vay efendim niye sıkmıyor? Şimdi ben 7.62'leri alacağım ama şöyle bir sıkıntı var. Bende 9 milimin de bulunması lazım. Şimdi şunları neden koyduğumu da anlatayım. Buradan gelen ataklara karşı ekstra mesela zombi bana tükürürken buraya geldiği zaman bu da hasar alacak vesaire vesaire. Ekstra tamirlerimizi yapmamıştık. Tamirlerimizi de yapalım daha doğrusu yapmamıştım. Video arasında yaparım vesaire deyip. Ulan zaten hort geçirmeyeceğim dedim. Evet, kendimle ulanlığı falan konuşuyorum. Böyle bir hasar var değil mi çoğu yerde? Muazzam. Zaten her tarafı betona geçirmişiz. Çok da büyük bir mesele değil. Hem korktuğum kadar büyük bir mesele değil. Kapılar bile hasar görmemiş neredeyse. Harbi diyorum oyuna bir tükürük mekaniği gelsin bir tükürelim ya. Bunların ana kontrolcüsü yok muydu? Yok. Neyse çok önemli de değil. Ama şu an taletler de çalışmıyor. Neyse önemli değil. Ek olarak şunların da tamiratı var tabii. Kadar demiri de harcamak istemiyorum ama. Elektronik ve demir. Peki çeliği yükseltmek isteyebileceğim bir yerler var mı? Var. Şunlar. Ya bütün çeliği de bitirmemek lazım. Burada galiba polis patlamıştı. Tamam. Sıradaki yerimiz bir iki can içinde çelik bilemiyorum. Biraz masraflı. İyi durava da gideriz. Buralar okey. Oyun çökme. Lütfen çökme, 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 çökme. Ne oldu? Supply spawn olurken galiba bir takıldık. Dünyanın o bölümüne gitmediğim için o bölümü yüklendi galiba. Hadi gidelim. Tabii ben uçakla gitmek istiyorum ama. Geç benzini fulledim ya.
O full değil. Bu full. 300 metreye de araçla gidelim ya. Drop'ta görüşürüz gençler. İşler buralar umarım kesmem. Hatırlarım da. Sese göre sustuğum yerleri kesiyorum gençler. Öyle de bir mink size bilgi vereyim. Editte işinize yarayabilir belki. Lan bak. Lan şu an sinirlenme mekaniği de var gençler ek olarak. Yani normalde de var da. Şu an zorluğu en zora mı aldık galiba? Yani biraz daha zombiler şey. Agresif diyebiliriz. Drop'tan pek de bir şey çıkmadı. Yani bir yiyecek, bir su. Bir adet kitap. Yani drop'a galiba herkes gidebilir diye dandirik şeyler koymuşlar. Buradan oyun yapımcılarına sesleniyorum. Buradan neden askeri yelek çıkmadı? Bana bunu bir açıklayın. Ben de karşında hiçbir şey yapmayacağım. Şuradan jirazıyız zaten. Ben boş yaparken eve ulaştık. Base'e ulaştık. Eşer bir sonraki seride base ile şeyi ayırmayı düşünüyorum. Horde base ile bizim ana base'i. Gerçi ana base demek de pek sadece depolama bir de craft için kullanıyoruz. Yani şöyle bir ekstra bir mekaniğimiz yok. Uyuma mekaniği vesairedir. Yatak odası dizelim vesaire. Çelikler gece lazım olacak. Metal belki. Çok hasar alırsa. Şu kıyafetleri de satılacaklara atalım. Bulmuşken yemeğimizi yiyelim. Eşer yanlış hatırlamıyorsam 3. Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleşen olayları oyun konuk alıyordu, konu alıyordu gibi bir mantığımız vardı. Şimdi şunu da yapalım gençler. Böyle yapacağız yapacağız dedik aldık. Üretmedik bile. Su derdimiz olmadı. Daha bir şey diyeyim mi? Daha da hızlı üretilsin. Bir tane sen üret. Bir tane sen üret. Bir tane de ben üreteyim. Sen bir tane daha üret. Bunu da bizim tarlanın bir etrafına koyarız. Galiba kapalı bir alanda olsa da oluyordu da. Hem koltuk kralı biliyorsunuz gençler. Tam arkama yaslanamıyorum. Çok değişik bir olay var şu an. Koltuğu nasıl kırdım ben de bilmiyorum. Oturmaktan eskittik artık. Bir gün benim de çimene dokunma günüm gelecek. Tamam bunu alalım. Bir şey daha vardı envanterde. Bu vardı. Çimentolu yerlerimiz de var. Tamam şu an horde için mermiler hariç hazırız. Ek olarak şunları göreceğiz. 10 saniyede bunu bekleyelim. Bunu bir tanesini buraya koysak mı ya? Batu o kadar mı dengesiz ya? Dedim mi? Ben mekanı buldum. Ah be. Zaten parkur var. Bir kısmı da bizim mekana giriyor. Deneyelim. Sıkıntı çıkarmıyor. Gençler bu da belirli bir süre belki süre sabit yanlış hatırlamıyorsam yağmurun yağması vesaire şeyi değiştirmiyor. Bize şuradaki barda olduğu zaman su veriyor. Bayağı bir bekletiyor diyebiliriz. Birkaç günde bir fulleniyor. Galiba günlük bir tane su da veriyor olabilir. %100 emin değil. Oynadığımız saate göre de değişiyor olabilir. Şu an yarım saatteyiz. Yani yarım saatte olduğumuzdan ötürü bir gün yarım saat şu anda. Belki ondan ötürü 2 günde bir su verecek vesaire. Çevresine koysam zombi vurur mu ya?
Ah be. Şu köşeyi oturtmayı deneyecektim de. Olsa güzel olurdu. Şuraya yerleştirelim gençler. Uçsun. Gene de bizim olsun. Uçuyorum uçuyor ama su topluyor yani. İş gördükten sonra pek de sorun olmaz. Yani oyun yapımcılarından böyle bir şey beklemezdim. Hala da beklemiyorum yani burada bir niye böyle yapmışlar? Anlam vermeye çalışıyorum. Yani burası da tam şey yani. Anlam veremiyorum yani. Baksanıza neredeyse bir blok. Ha, bir blok değilmiş ya. Çok milimlik bir yükseltisi var. O yükseltiden ötürü istediğimiz gibi koyamıyoruz. Saçma da olsa bir merdiven yapalım da. Oyun niye çok kasıyor ya? Cidden. Ben FPS'i de göstereyim bir yandan. F8 değil mi? Ha, ben Nvidia driver'ını değiştirdim. Ondan olmuş olabilir. Normalde oyun driver'ını alıyordum. Bir saniye bir OBS kontrol edeyim bir değişiklik var mı diye. OBS düzgün, ses düzgün. Tamam. Şu an beklemekten başka galiba bir şeyimiz kalmadı. Ekstra bir yapılacak bir şey var mıydı? Galiba şeyleri gösterdim gençler seride. Rehber adında dememin sebebi gençler serinin adına. Oyundaki her şeyi göstermek istiyordum. En azından bir değinmek istiyordum. Yani su toplayıcıları koyduk derseniz finalde. Tarla yaptık. Yani ekinleri dün ektik. Güzel bir horde base'i yaptık. Neredeyse her seviyeden mekan lootladık. Birkaçar adet. Tam sayısını bilemiyorum. Trader görevlerini fulledik bir yandan. Aa, dur görev ödülleri almamışız. Kapanmadan onu da alalım. Looking kind of rough. You didn't Yani get bit, did you? şu Nix'i alıp sana da satabilirim yani. Sırf şunları eritmeye üşendiğim için. Hatta bak ne yapalım biliyor musun? Ha yok fiyatlar anında değişmedi. Ben daha da fazla para kasmış olduk. 7.62'yi birazcık alalım. Daha şöyle mermilere gelelim. Mermileri de satın alalım. Hala paramız var. Biz seni... Lan cümleyi toparlayalım. Biz seni satın almadığımız kaldı. Bayağı bir şey aldık. Derecesindeyiz yani. Bir görev yaptık üstüne görev ödülünü sattık. Yani bir seçenek olarak da mermi kaç mermi veriyor? Yani para vermeden de bir mevzu olabilir mesela. Ben para istemiyorum, ödüllerin değerini yükselt vesaire diye bir seçenek de olabilir diye düşünüyorum. Bence traderlara güzel bir eklenti olur. Bu arada birkaç şey öğrendim. Sonraki alfalarda gelecek. Şuradaki helikopter pistini gençler fast travel'mış gibi yapabilirlermiş, kullanabilirmişiz. Öyle bir mevzu gelebilirmiş ki bu izlediğim videoda şey diyordu. Alfa sonsuza kadar gelecek güncellemeler. Yani ne zaman geleceği bilmiyor ama oyun yapımcıları böyle şeyler eklemek istediklerinden bahsediyorlar. Yani biri diyor ki işte şurayı fast travel yapabiliriz. Biri farklı bir şeyler ekleyebiliriz diyor ki gelecek bazı şeyler var, zırh görüntüleri var. Geçen Twitter'da bir görsel paylaşmışlardı. Yeni gelecek metal zırhla birlikte galiba mini bike emin değilim bir motor görseli paylaşmışlardı. Bu arada gençler videoyu hala sardırmadan izleyen varsa diye şu an beklemekte sıkıcı geçen benim konuştuğum bir andayız biliyorum.
Ama bu anı buna rağmen izleyen varsa Seven Days to Die'ın Discord sunucusunda gençler bir çekiliş var. Eğer ki Seven Days to Die'ınız Steam'de yoksa ve Steam'den edinmek istiyorsanız çekilişe katılabilirsiniz. Belki size çıkar. Ben katıldım. Eğer ki bana çıkarsa gençler sizden birine vereceğim. Bende zaten Steam'de var. Arkadaşlarım neredeyse hepsinde var. Oyun var, zam gelmemiştir. Kontrol etmedim. İndirime girdim, 9 liraya kadar düşüyordu. Fort 22'de başlıyordu onu bir bekleyelim. Video ne kadar olmuş? Bir yarım saat olmuş. Hadi taş çatlasın, 5 dakikasını kessem. Aslında günü 2 saate çıkarsak mı? Bir düşünmedim değil. Horde devri yarım saat. Yarım saat Horde. Yok ya, 15 dakika iyidir. Ki bir de bu Horde'un lootlanması var. Ki ben zeka gözlüğümü de alayım. Şimdi 9 milim sıkmak istemediğimi söylemiştim. Şunu da alalım ya. Ha, bu hiç 9 milim sıkmayacağız demek değil. Heh, burada ayarlanmış silahlar. Şöyle alalım. Yakmak gerekebilir. Biraz molotof alalım. Tam gençler 22 olmadan önce çıkmak istiyorum oyundan. Ne bulduysam aldım. Sesi şeyin bitsin, trailer'ın. Bence ideal bir zamandayız gibi. Çıkışı yapıyorum. Oyuna devam et diyorum. Genel kısmından. Oyunu tekrardan 60 dakikaya alıyorum. Evet gençler, geldik. Ama trader tekrardan uyarı verdi. Yani günün şeyi değil. Yani ölüm değil ama o yaşanmasın istemiştim. Çok özel bir sebebi de yok. Daha ne, elektriği açmadım. Oo, şimdiden gelmişler. Geliyorlar mı kapıya kadar? Geliyorlar, güzel. Bir yandan biz de sıkalım. Ben biraz geriden sıkalım. Taraflara vurabiliyor polis kardeşler. Oo, ben bir saniye gençler. Gerçi editte kısarım ya. Şey, OBS'den kısmama gerek yok. Bir nebze. Aşağıda durmayı pek istemiyorum ama hadi aşağıda duralım ya. Gördüğünüz gibi gençler base en zorda da olsa iş görüyor. Ki yani mantıken yükselen hasarımız vesaire bayağı bir şey var. Canlarından bağımsız zombilerin olaylarımız var. Ya mesela verdiğimiz yetenekler gençler silahın hasarını arttırıyor. Silahın hasarını, pardon, arttırmayanlar var. Onlar da gençler kafadan vuruşlarda mesela dayanmaydı değil mi? Ya mesela dayanma 5. Bunu 7'ye çıkardım. Makinalı tüfek verdim ki 7.62 daha fazla sıkabileyim. Daha fazla hasar çıkarabileyim 7.62 ile. Bir de bayağı bir sıkmışlardır, bir yukarı gidelim. Yani düşündüğüm kadar da sıkmamışlar ama totale baktığımızda güzel bir mermi harcamışız. Yani şöyle bir toplu bir SS alalım. Bence güzel foto oldu. Kapıya ulaşan olmadı değil mi? Tamam, güzel. Hala iyi bir şekilde gidiyoruz. Bu arada bu şeyi arttırdığım için gençler, gelen zombi miktarı mıydı? Tam adını hatırlamıyorum. Zombi büyüklüğü mü? Port büyüklüğü falan. O gençler ayarı yükselttiğim için şu an
zombiler daha fazla geliyor, daha fazla geliyor ve daha hızlı ölüyorlar şu anda. O yüzden geceyi bütün zombileri öldürerek de atlatabiliriz. Ki öyle bir durumda gençler, oyuna çık gir yaparsanız horde tekrardan spawn oluyor. Yani bütün loot'u yaptım deyip şurada oyunu bırakıp çıkarsanız bir daha horde başlayacaktır. Ona karşı önlem alırsanız güzel olur. Biraz daha yukarıyı bir kontrol edelim. Ha bak, koşturulanlar biraz daha hızlı geldi nedense. Ya da öldüğü için animasyondan mı o kadar yanaşabildi, emin değilim. Eşer bunları sonradan yamadığım için bunların mermi dolumunu pek düşünmedim. O yüzden şu an böyle bir derdimiz var. Lan bir fullen be. Biraz yukarıdan biz de sıkalım. Bu ihtimalle geçirdiğimiz her horde'da söylemişimdir. Bu arada F8'i geri açayım. F5 miktarını siz de görün. Bu arada sürünenler gençler buradan geçebiliyor. Maze'in öyle bir bayılar, bak size kinlendim şu an. Galiba polislerden biri patladı da ben daha fazla görmesinler. Taretlerim kırılsın istemiyorum. Elimdeki bütün taretleri koydum. Bu arada maksimum taret için, ya bir taretten maksimum şekilde faydalanabilmek için bazı yapılar gördüm gençler. Bayağı labirent gibi şuradan başlıyor zombiler, böyle geliyor. Bütün base'in etrafını dolaşıyor. Sonra bunun gibi bir koridor. Öyle de değişik bir base yapılabilir. Demolisher'a karşı da güçlü bu arada o base. Ve taretleri bayağı bir şey kullanıyor, efektif. Gözlüğü galiba takmadım ama yani. Evet, karga için ilk defa şurayı da kullanmış olduk. Part bitmedi değil mi? Harbi mi lan? Heh, tamam. Şey, çok uzakta spawn olmuşlar. Ben dedim olmaması lazım. Bir gelen zombi sayısını yükselttik diye. Bir de gençler birazcık gaza gelme hareketleri yapalım. Yani şeyin sonunda saklıyordum da yani öyle de bir şey olmuyor, heyecan olmuyor. Şunu bir reloadlayalım. Bir ne olur ne olmaz tamir kiti alayım. Şunu bir tamir edeyim. Evet, şu anda herkesin aklındaki şeyi yapacağım. Aynen öyle. Şu an izleyen ve onu mu yapacak acaba diyen kişi. Evet, atlayacağım. Zombilerin karşısına çıkacağım. Ve beni şamar olanı yapacaklar. Arkamdan gelmedikleri sürece sıkıntı yok. Geriye doğru yürüye yürüye hepsini öldürebilirim. Oops. Yani base'e vurmak gibi bir ayıp ediyorsun ama. Aa, Demolisher gelmiş. Şu an Demolisher'lar bir tık daha sıkıntı. Canları biraz daha yüksek olduğu için korkarak sıkıyorum.
Ama bunlar dertlenip hattan öldü değil mi? Tamam ölmüş. Abicim yapma onu işte ya. Zehirli o ya. Galiba tellerden birini kırdılar biliyor musun? Az önce gözümün önünde de kırıldı şuradaki. Aşağıya iniyorum. Böyle de bayağı tehlikeli oldu. Yani asıl tehlike benim dedi zombiler. Hayırdır birader dedi. Birader diyorlar şey. Hafif peltekten. Ha hafif. Normalde bir vader demeleri lazım. Abim hayvan gibi korkutuyorsun beni ya. Böyle böyle değil. Ya sırf nokta cross gibi olsun diye şey açıyorum. Red dot. O şekilde sıkıyorum. Aa yukarının mermisi. Birini fulledik diyelim. Ben yine aşağı gidiyordum. Çok güzel. Zombiler de ben kendimi öldüreceğim aşağı ata ata. Aslan parçalar 2 saniye bir durun. Hop abicim saygılar. Tam diyordum ben böyle bir yüreklilik yapacağım. Sıkacağım böyle gelişine. Bu arada oyun aşamamız 181'miş. 150'de şey geliyor zaten. Bizim dayılar, patlayanlar. Oo, bunlar neredeyse bitmiş. Eşler siz ne kadar mermi yaktığımızı vesaire hesaplamak isterseniz yorumlarda sıktığımız yaklaşık mermi miktarını ya şu kadar 300'lük sıktım falan diye yazsanız bile olur. Şu kadar mermi sıktım diye yazarsanız yorumunuzu sabitleyeceğim. Evet, klasik YouTuber itemlarından biri de gençler. Bir şekilde sizden yorum istemek ve sizi yoruma teşvik edebilmek için rüşvet sunmak. Hepsini yaptık. Abone olun dedik, like atın dedik. Yorum atın da dedik. Bundan sonrası şey, arkadaşlarınızın kulağına Ümit Yatar Kalkmaz izliyor mu? Çok güzel Seven Days çekiyor diye bağırmak. Onu daha istemedim. Acaba istedim mi? Şu an gençler konuşacak konu yok. O yüzden boş yapıyorum kusura bakmayın. Ne gecenin 2.30'u. Bu kafasına da çok yakın ya. Cidden tehlikeli bir durum. Araya şey diye de kaynayabilir yani radyoaktif zombinin işte kafası falan diye de kaynayabilir. Bir de ben verebiliyorsam şuna vereyim. Artık bunlar da bana bir x versin ya. Bir tane daha verebiliyor muyum acaba? Fullemem mi gerekiyor ya? Galiba o yetenek bu değildi ya. Gelişmiş mühendislik olabilir mi? Ah be oymuş. Hiç aklımın ucundan bile geçmedi gelişmiş mühendislik. Daha ucuza malzeme üretiyorduk diye hatırlıyorum da gelişmiş mühendislikte. Ama o kadar. Evet galiba Horde yön değiştirdi. Şeyi göremiyorum zombilerin gelişini. Hadi level atlamaya az kaldı. Ben de XP alabileceğim. Harbiden XP geliyor mu? Geliyor. Normalde bayağı bir almam gereken XP'yi. En azından XP geliyor. Öyle düşünmek lazım. Toplam kaç zombi öldürmüşüz? 5714. Silah da kırmışız. Bu arada bazı rakamlar böyle küçük geliyor. Mesela artık bana 1000 küçük gelmeye başladı. Çok böyle muazzam bir sayı değil benim için artık.
Ama mesela bir şeyin 1000 kullanım var dediğinde bir olabilir yani falan diyorsunuz başta. O yüzden gözümde küçülmeye başladı birazcık. Ve 1000 ile mesela milyon arasında çok büyük bir fark yok. Ama milyonla milyar arasında çok büyük farklar var vesaire. Sayılar çok değişik. Belki de bizim kullandığımız sayı falan. Sayı yöntemi mi denir? Onluk sayı sistemi kullanırız galiba. Yani daha böyle bir şey kullansak mesela daha farklı bir sayı sistemi. Belki işimize yarayacak ve milyonla milyar arasındaki fark bu kadar açılmayacak falan. Şu an gençler işte mesajıma geri cevap vermedi. Acaba erkek arkadaşım ne yapıyor? Nokta org. Şu an erkeklerin sesi oluyorum gençler. Bu videoyu her yerde paylaşın falan. O neydi lan? Ezine gir. Yiyeceğin tokadı yemişsin zaten. Canım ne zamandan beri o kadar az bilmiyorum. Senden uçuyor. Galiba uçmuyor. Normalde bunların etini toplamak lazım da tarlamızı yaptık. Sıkıntı yok. Bu arada bence ideal tarla sayısı gençler her bir şeyden 25'er tane ekecek kadar olmalı. Şart mı değil. Olursa güzel olur. Yani gördüğünüz 4 tane 25'lik yaptık yani 4 tane şey ekmedik oraya. Neredeyse her şeyden ektik. Birer sıra. Gerçi ikişer tarla ektik değil mi? Simetrik dursun falan filan. Yani. Effort birazdan bitecek. Ben gene kafamı içeri sokayım ya. Şey çok sıkıntı gençler. Aa mermi. Mermi 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 mermi. Evet, bütün mermi stoklarımızı da bitirdik bu arada. Tabanca sesi çıkarıyorlar ya. SMG'siniz oğlum, kendinize gelin. Umarım arada demolisher yoktur. Bu şey fark ediyor gençler yani zorluğu yükselttiğimizde biraz daha fazla mermi yiyorlar. O yüzden en zoru ben şey etmiyorum, tavsiye etmiyorum. Çok fazla mermi süngeri oluyorlar. Yani en zorun bir altı biraz daha şey, zombiler insaflı. Yani yeterince mermi yediğinde ölüyorlar diyebiliriz. Biraz daha şeyler. Yani kafa vurmadığımız zaman vuruşlarımız boşa gidiyor gibi ama burada kafa vursanız bile ya şu gösteremiyoruz ki. Ya kuş mesela normal tek mermiye giderken kim mermiye gitti? Var. Mesela feras zombilere tek atar olmuştuk. Şeylere iki atıyorduk. Neydi? Radyoaktiflere. Ha, şu an HS'e vuramıyorum. Öyle de bir şey var. Ama buradan çiftliğimi göremiyorum bu arada. Umarım tarlam yerinde duruyordur. Yani videolarından kontrol ettim yani. Şöyle hizalamak nedir? Ki ağaçlar da o yüzden kestim gençler. Biraz daha temiz bir görüntü olsun diye. Hem FPS'i de düşürmesin. Görüyorsunuz şu an 40 FPS'lerdeyiz. Ve Horde biter. Tamam ya kalanları ben elle öldüreyim ya. Şu an SMG'yi yanlış hatırlamıyorsam fullemiştik. Yani %50 ihtimalle kafaları patlıyor.
Sen nereye lan orada? Ve orada atlatmış bulunmaktayız. Suyumuzu içelim. Acım, yani The Walking Dead'ten bir sahneyi hatırladım falan diyeceğim de yok, tamam. Onunla bir alakası kalmadı. Bütün zombileri öldürüyorlar bir mekandaki. Hatta mekanı da söyleyeyim, bir ahırdaki. Ahırda değil mi orada? Sonra aradıkları bir zombi karşılarına çıkıyor. Şöyle bir şey yapayım gençler. Zaten saldık şu anda. Bir adet saklama kutusu yapalım. Ana. Senin de alakalı. Neyse. Bir de gözü açık kendi şekerleri buraya atmıştım en son. Son kararım buydu. Bu da normalde buraya koyma pek güven değil ama. Biraz sağ tarafa ekstra bastım. Patlamıştır diye şey yaptım. Ha bir de gözlük. Üstümde bile olabilir. Aynen takılıymış, sıkıntı yok. Bunu kullanıyoruz ve loot'a geçiyoruz. Galiba Demolisher'ın şeyini alamadık. Ne denir? Loot bag'ini. Ganimet. Düşürülmüş ganimetini. Oo. Tam dedim bitti herhalde falan. Bayağı bir yere düşen olmuş. Geri açılır mısın? Tamam, loot'a devam. Yemekleri yiyebiliriz. Ekstra bir bakalım. Ah be. Bir load çeksem. Ya ev şurada. Ama yine de şey yapmak istemiyorum. Şuraya gideceğiz geleceğiz falan. Yemedi. Kullanalım o zaman. Şuraya gençler büyük ihtimalle ben aşağı indiğim zaman bir hasar vurdular. Ama sadece şuraya niye? Aa. Sürekli kustukları nokta. O yüzden öyle oldu. Buralar bayağı bir hasar almış. Mermiden de hasar alabiliyorlar gençler. Zombiler de vurabiliyor. Ama çelik dayandı yani. Pek de sıkıntı olmadı. Ama gençler artık şey yapmanın bir şey yok. Ne denir? Daha fazla nasıl gelişebiliriz, nasıl geliştirebiliriz vesaire demenin bir anlamı yok. Yeterince geliştik. Yeterince olduk. Ve gençler serinin sonundu. Sonudu. Aynen çok güzel koşuyorum. Serimizin sonuydu gençler. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.